Merhaba sevgili izleyiciler. Bu güzel pazar gününde hava biraz kapalı da olsa ve sağlıklı günlere hoş geldiniz diyoruz. Ve sağlıklı günlerde bugün çok önemli konulara değineceğiz. Çok özel konuklarımızla birlikte olacağız. Ve sizlerin çok dikkatini çeken bir konu var ki bu konuyla ilgili başarılı isimlerden biri stüdyomuzda. Ve psikiyatrist doktor İbrahim Bilgen'le birlikteyiz ilk bölümde. Çocuklardaki dikkat eksikliğini konuşacağız. Kendilerinin uyguladığı bir tedavi sistemi sayesinde çocuklar dikkat eksikliğinden kurtulup derslerinde ve okullarında nasıl başarılı olabilirler? Matematiği nasıl sevebilirler ki? Onunla ilgili çok özel bir sistem var. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bununla ilgili sizlerden yüzlerce telefon aldık. Bugün de hocamızla birlikte bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. nasılsınız? Sağ olun, çok nazik. Teşekkür ederim. Sizler Evet, nasılsınız? teşekkür ederiz. İbrahim Bey, sizinle biz 2 yıldır bu dikkat eksikliği konusunu ele alıyoruz ama konuştukça aslında pek çok kişinin çocuğunda bu sorunun olduğunu görüyoruz. Ya da yetişkinlerde de var değil mi bu problem? Tabii ki. Yani büyüklerde olan bir problem. Yalnız yeni bir tedavi yöntemi değil bizim bulduğumuz. Özellikle onu düzeltmek istiyorum. Zaten var olan bir tedavi yöntemi. Yalnız biz bunu geliştirme yolunda gitmeye çalışıyoruz şu an. Ki öyle durumdayız. En fazla ailenin problem yaşamış olduğu kısım genelde dikkat eksikliği veya herhangi bir eğitimde problem yaşayabilen çocukları biz ne yapacağız? Yani neyi var bu çocuğun? Onu anlayan bir sistem ve her yönde yani matematik problemi olabilenlere daha evvel Sabri Bey de anlattı ki benim beraber çalışıyorum Sabri Bey'le. MENA dediğimiz sistemi getirmeye çalıştık. Matematik performans kaygısı olanlara ki dikkat geliştirici bir kısmı olan bir sistem bu aynı zamanda. Evet, çocuklar matematiği çok sevmeye Çok hızlı bir başladılar. şekilde öğreniyorlar. Örneğin matematiği bugün yapamayan çok sayıda dikkat eksikliği olan çocuk vardır. Matematiği hiç sevmezler. İşte 10'la 3'ü toplar 7 bulur. Hep derim ben. 10'la işte 10'dan 3'ü çıkarır sonucu 13 yapar. Eldeyi paydayı karıştırır. Alt işte pay nere payda nerede. Bölüm bölen onları eksik yazabilir. Sana çalışır gayet iyi gider ama ufacık bir hatadan dolayı hatalar yapar. Ufacık bir problemden hatalar çıkar. Tabii matematiği artık göre göre bir taraftan yapamayan bir çocuk artık matematikten sayı gördüğü zaman korkmaya başlar. Bunlar hem dikkat eksikliğinde, belki tedavide ilaçsa, ilaç dışında başka yapılacak olanlar neyse onları bizler yapar iken, hiç ilaçsız bir tedavi olabilen MENA sisteminde biz bunu ekleyerek her problem olan çocuğa genelde yardımcı olmaya çalışıyoruz dikkat eksikliğinde. Şimdi isterseniz belki bizi ilk kez izleyen izleyicilerimiz vardır. Şu dikkat eksikliği çocuklarda hangi belirtilerle ortaya çıkar? Şunu belki şu anda okulda başarısız olan, ders çalışmak istemeyen, okula gitmek istemeyen çok fazla çocuk olabilir. Tabii ki. Her hiperaktif olan çocukta dikkat eksikliği olabilir. Ama dikkat eksikliği olan her çocukta hiperaktivite olacak diye bir şart yok. Bunun altını çizmek isterim. Dikkat eksikliği olabilen çocuklar hiperaktif olmayabilir. Hatta hipoaktiftir, az hareketlidir. Yani bu çocuklar genelde daha çok içine kapanık, mükemmeliyetçi, kaygılı, tırnak yiyebilen, sessiz, sakin, inisiyatif kullanamayan ve gözden kaçan çocuklar. Ve bunlar genelde hep hata yaparlar. Örneğin uzun işlem, 4-5 işlem gerekebilen sınavlar genelde bu sorunlar 5. sınıfta başlar. 4 ile 5'te bu çocuklarda ciddi düşüşler başlar sınavlarda. Çalışıyor ama efendim yapamıyor. Çok unutkan ama çok dalgın gibi cümleler genelde hep bu dikkat eksikliği, saf dikkat eksikliği olan çocuklar için tüketiyor. Anneler der ki ders oturuyor, çok iyi niyet ama 5 dakika sonra kaytarıyor, gözünü kaçırıyor, dalıyor, masanın üstüne yatıyor doktor bey. Olaya biraz hiperaktif eklediğinizde, yani bu deminki tabloya biraz hiperaktif eklediğinizde çocuk kıpır kıpır olmaya başlar. Onlar ayrı bir tiptir. Onlar anne karnında bile hiperaktif olanlar hareketlidir. Doğduklarında yaşıtlarından çok daha hareketlidirler. Öğretmenler sınıfta durduramazlar. Yaşıtlarıyla konuşur, sağıyla konuşur, soluyla konuşur. Sınıfı kaynatmaya çalışır. Öğretmen lütfen artık bu çocuğu alın demeye getirebilir. Bunlar da hiperaktif olan tiplerdir. Kısımdır. Tip derken insan olarak söylemiyorum. Bunu tenzih ederek konuşmak istiyorum. Yani sınıflar olarak belirtmek istiyorum. Bunun dışındaki olan kısımlar genelde ve dürtüsel denilen vardır. O da aşırı içinden geldiği gibi davranır. Yerinde duramaz. Ani hareketler yapar. Sonra pişman olur davranışlardır. Ama genelde hep bunların ortak özelliği ödevin başına oturduklarında hep kişi gelebilir. Su içme istekleri hep o zaman gelir. Efendim kendine derse veriyor ama yan oda bizi dinleyebiliyor. Bu adamda nasıl dikkat eksikliği var? İşte efendim dikkat eksikliği olan bir çocuk oyuna bu kadar kendini verebilir mi gibi. Evet. Sorular genelde çok sık gelir. Bu soruların olma sebebi ise genelde dikkat eksikliği olan çocuklar aşırı hareket edebilen olayları iyi takip ederler. Problem monoton bir işi takip etmek. Ödev, ders, sınav gibi olaylarda uzun süreli dönemlerde dikkati çok fazla sürdüremeyebilirler. Ama oyunlar ve çizgi film gibi etkenler genelde çok fazla değişiklikler kaydettiği için bir diğer taraftan dolayısıyla da bu değişiklikleri çok iyi bir şekilde takip edebilirler. Çizgi film gibi olayları genelde iyi takip etmenin altında yatan çocuklarda ise dikkatin çok çabuk dağılabilme özelliğinden kaynaklanıyor.
Evet, şimdi şunu özellikle sormak istiyorum. Bir kere anneler ve babalardan çok fazla şikayet alıyoruz. Diyorlar ki İbrahim Bey, şimdi bu çocuk işine gelince çok güzel saatlerce bilgisayar başında oturabiliyor. İşine gelince saatlerce televizyon seyrediyor, çizgi film seyrediyor. İstediğini işitiyor, duyuyor, cin gibi çok zeki. Nasıl dikkat eksikliği var bu çocukta? Yani ders çalışmaya gelince mi canı ders çalışmak Çok, tabii bunu istemiyor? çok sık söylüyorum ama yani herkes bizi dinlemiyor. Belki bugün ilk kez açanlar var. Tekrar söylemek isterim. Dinlemiş insanlar hep aynı şeyi anlatıyor demesinler ama önemli bir kısım. Neden? Çünkü dikkat eksikliğinde yapılan tüm çalışmalar, PET ve SPEC dediğimiz çalışmalar, genelde sağ ön frontal korteks dediğimiz, Latinceyi sevmiyorum ama sağ ön beyinde bir problem olduğunu gösteriyor. Burada dopamin ve noradrenalin gibi iki maddenin eksikliği sonucu bu rahatsızlık ortaya çıkıyor ama arka beyin gibi araba sürmek, PlayStation oynamak, oyunları oynamak gibi kısımlarda bu madde gayet iyi bir şekilde var. Ve dolayısıyla sık değişebilen olaylara bu çocuklar arka beyinleri iyi olduğu için gayet iyi takip ederler. Dolayısıyla PlayStation, oyunlar, bilgisayar gibi şeyleri hatta çok çok iyi yaparlar. Ama monoton bir iş, dikkati sürdürmesi gereken ödev, ders, uzun süreli bir sınav, uzun süreli monoton bir film seyretmek gibi olayları verin, bunları yapamaz. Örneğin çok iyi kitap da okurlar. Örneğin kiremit kalanında bir kitabı bitirebilir. Çünkü orası sevdiği iştir, arka tarafla alakalı olabilir. Ve nasıl dikkat eksikliği ama sevmediği ders gibi bir olay 100 soruluk bir sınav önüne verdiğinizde ise dikkat eksikliği olabilen bir çocuk ilk 5 dakika çok iyi, 10 dakika iyi. Yavaş yavaş sorular değişmeye başlar. Özellikle ikinci yarıda KPSS'de, SBS'de, ÖSS'de illa Evet, ufaklara üniversite gözükmüyor. sınavında yapamadığım Tabii nerede sorular şuna acaba? dönmeye başlar. Soru şu, özellikle bunu söylemek istiyorum. Örneğin Ali'nin 5 lirası var, Mehmet'in de 5 lira, ikisinin kaç lirası var? 10 lira. Bu düz sorudur. Bunu herkes yapar. İlkokul 4'e kadar soru tipleri budur. O yüzden de ilkokul 4'e kadar bu çocuğun şey yok derler. Sadece buna bakın. Ama soru şöyle olduğu zaman dikkat eksikliği olanlarda ciddi problem başlar. Aynen 5 lirası var, Mehmet'in onun 3 katı, ikisinin parasının toplamıyla 5 liralık yumurtadan kaç tane alınır? Ardı ardına işlem gereken sorularda İşte bu ya zaman sorularda dikkat kaybeder, eksikliği olan ya çocuklar. hata yapmaya başlar, ya sıkılır, sinirli artık hızlı gider o sırada hangisi değildir, hangisidir diye okuyup hata yapar. Onun 3'ü demin dediğim gibi toplayıp bir bakarsın 7 yazıp basit hatalardan soruları yanlış yapar. Hep yanlış sorunlara doğru yanlışlar çıkar. Eğer bu çocuk dürtüselse, yani demin söylediğim gibi dikkat eksikliği olanda hızlıca yaparak dikkat dağılır bu sorularla yok olur. Ama dürtüselse sinirlenip bir de hızlı yapmaya başlar bir an evvel bitsin diye erken çıkıyor falan derler. Onlar ayrıdır. Sınavı yetiştiremeyen çocuklar büyük bir kısmı ise dikkat eksikliği kaygılı çocuklardır. Otururlar bu soruları yapacağım diye zaman algı ve planlamaları da bozuk olduğu için sınavda olur unutur. Sanki uzun bir süre varmış gibi o soruyla uğraşır uğraşır. Hoca der ki öğretmen çocuklar 5 dakikanız kaldı çocuk 50. sorudur. Aman tanrımlar önden kağıt aldılar bu zamanda sınav korkusu. Esasında her sınav korkusunun altında da bence dikkat eksikliğinin yattığını ben düşünüyorum. Muhakkak bir problem Evet, var. doğru söylüyorsunuz. Mesela aylarca hatta bir yıl üniversite sınavında hazırlanıp dediğiniz gibi diğer sınavlara hazırlanır. Sınava girince hiçbir şey yapamaz. Tabii ki yani bu kaygı oradan bir saat isteniyor. Çok adil bir şey değil ama maalesef bu sınavlar genelde en iyi olabilen insanları seçmeye çalışıyor. Dikkat eksikliği varsa benim çocuğumda olsun tabii ki olabilir. Ama niye? Araba çok iyi bir Ferrari ama el freni çekik. Neden böyle bir şey olsun? Çocuklarda zeka problemi yoktur çocuklar. Çok da zekidir. Ama niye böyle bir sebepten dolayı geri kalsınlar? Niye kendilerine güvenleri sarsılsın? Neden ben yapamıyorum gibi bir kişilikleri gelişsin? Hayır efendim. Rahatlıkla her çocuk yapar. Mental problem. Yani maalesef Allah kimsenin başına vermesin ama zeka problemi olabilen bir çocuğun dışında ben bugün çalışabilen ve altta olabilen bir sebebi bulduktan sonra çocuğa yol gösterdiğimiz herkesin başarılı olacağına inanıyorum. Evet, şimdi İbrahim Bey, en önemli belirtilerinden bir tanesi de özellikle aileler, hadi çocuğum ders çalış. Hadi, Hadilerler. Hadiler. Ha, hadi çünkü dersin başına. niye? Bu Hadi. çocukların en önemli özelliği Niye? nedir? Çünkü zaman algıları bozuktur. Yani bu da sağ ön frontal korteksle alakalı. Yani bu çocuklarda böyle bir işine geldiği gibi bir şey yok. Gerçekten ayağı kırık bir insan nasıl topa vurduğunda canı acıyor ve vuramıyorsa bu çocuklarda uzun süreli monoton işleri sürdüremiyor. Bunlara dikkat eksikliğinin yanındaki çocuklara söylemeyin yalnız. O zaman da kalkıp hemen böyle hafif kaytarma işleri vardır. Benim dikkat eksikliğim varmış gördün mü? Benim yapacak bir şeyim yok gibi geri kaçarlar. Bunda Evet. çok dikkatli olmak lazım. Çok zeki Doktorların açıklarında oluyorlar. konuşmamız. Tabii çok zeki ve özellikle EQ'ları çok iyidir. Hiperaktif olanlar hemen buraya girsin 2 dakikada bizle arkadaşlık yapar. Ama dikkat eksikliği, saf dikkat eksikliği olmuyorsa çekingendir. Geri ben durur bizi öncelikle izler. Bu ne hiperaktivite olmadığı için insan der ki bu nasıl dikkat eksikliği canım hiperaktif olur her çocuk bu çekingen değil halbuki o gizli dikkat eksikliği muhakkak bundan ayırt edilmesi lazım. Peki dikkat eksikliği yeni moda bir hastalık mı? Eskiden yani anneannelerimizde ve dedelerimizde dikkat eksikliği mi 1937 vardı? yılından beridir bilinen ve ilaçları o zamandan beri kullanılan bir rahatsızlık. Türkiye'de daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ama son dönemlerde biraz yiyeceklerin de etkisiyle bu çok arttı. Hadileme olayını özellikle söylemek istiyorum. Planlama yetenekleri çok iyi olmadığı için bu çocuklara annelere sürekli söyler. Bir de işitsel dikkatleri kötü olabilir. Bazı vakalar gelir der ki efendim doktora götürdük bu çocuk duymuyor. Değil, işitsel dikkat ayrı bir şey.
beyinde dikkat alanları çok farklı ki biz yaptığımız testte bunu özellikle ölçüp her çocuğun portföyünü çıkarıp ona göre tedavi ediyoruz. Yani evet, tedavide biz neyi düzeltebildiğimizi anlayıp aileye ve çocuğa bunu anlatıp anında bunlar hemen hızlı bir seansla, yani bir iki seansla anlatıp hemen tedavi ediyoruz. Evet, şimdi o kısma değinmek istiyorum çünkü gerçekten vakti olmayanlar var. Şu an çocuklar okula gidiyorlar biliyorsunuz. Şehir dışında yaşayanlar var. Aylarca sürüyor mu bu tedavi? Valla benim şu an eminim buradan çıkacağım. Ben tekrar gideceğim, bu aylarca çalışacağım. Pazar günü bile çalışıyorum. Sebep sadece bu şehir dışından, ülke dışından gelen insanlara yardımcı da olabilirim diye. Ben böyle çok büyük bir şey yapıyorum gibi değil. Tabii ki bu benim mesleğimin gerektiği değil. Elimden geldiği kadar olmaya çalışıyorum. Ve pazar günü de şimdi gideceğim. Akşama kadar ben yine danışanlarım olacak. Çocuklarım olacak. Onlara bakacağım, aileyle konuşacağım. Elbette ki bir şeyler... Niye? Bunların sebebi bilinmiyor. Biz burada anlatıyoruz. Bunu huy zannediyorlar. Değil. Örneğin dikkat eksikliği olan çocuklara çok sık annelere bağırır. Çok sık bağırır. Bağırdıkça çocukların kendine güveni gider. Elinde anahtarla gezip ben anahtarı kaybettim diye gözleri fal taşı gibi açılmış, panikli olabilen dikkat eksikliği çocuklara ben gördüm, acıyorum. Niye? Çünkü o bir şeyi unuttuğu için, ki unutmaksa ön frontal korteksteki iki maddenin eksikliği, etrafı bağırıyor. Bağırınca da bu çocuk artık ben bir şeyi nasıl unuturum gibi kişilik gelişmeye başlıyor. Evet. Diyelim dikkat eksikliği olan bir çocuğa yarın matematik sınavı var, hep söylerim. İki gün sonra bir resim defteri kaplanacak. Bir hafta sonra da bir projesi yetişecek. Dikkat eksikliği olan çocuk şöyle bir planlama yapar. Önce oturur, kalkar, projesini yapar. Saat 10 olur. 10'da oturur, defterini kaplar iki gün sonraki. Saat olur 11. 11'de uykusu gelmiştir, yani matematik sınavına çalışmaya kalkar. Evet, işte bu çocuklar hep bunu evet, yaparlar. Evet, annesi de gelir, bunun gereği miydi, bunun bilmiyor, bağırmaya, çağırmaya başlar ki bu da tabii ki hiç hoş olabilen bir şimdi şey olmuyor. Şimdi kaç seansta çözebiliyoruz dikkat eksikliğini? Bir de dikkat eksikliğinde ilaç kullanımı hakkında bir takım spekülasyonlar var. Ve bu çocuklar dersi sevip başarılı bir hale gelebilecekler mi? %85 olarak genelde verilmiş olan tedavide tabii ki sonuç alınabiliyor. Ama bunun seansının kişiye göre bu bir şey değil. Yani hep bunu söylüyorum. Ama en hızlı şekilde halletmeye çalışıyoruz. Her insanın parmak izi nasıl farklıysa herkesin dikkat eksikliği de farklıdır. Ben buna çok popülist yaklaşmak istemiyorum. Veya böyle bir seans ben çok doğru bulmuyorum kendi mesleğimle alakalı olarak, branşımla alakalı. Ama biz geldiğinde hemen testini yapıyor, çocuğun neyi olabildiğini aileye anlatabiliyoruz. 5-6 kişiyi gezmiş ama hala dikkat eksikliğinin ne olduğunu bilmeyen çok aile var. Çocuğun da ne olduğunu bilmeyen, elinde süslü dosyalarla gelip giden zili gibi çok sevdiği insanlar. Ama en azından bu test yapıldığında çocuğa ve aileye bunu anlattığımızda insanlar bunun ne olabildiğini görüyor ve inanıyor. Bu test neyi ortaya çıkarıyor? Mesela... Tamamen çocuğun ne olabildiğiyle ilgili, yani ne tip bir rahatsızlığı olabildiğini ortaya çıkarabiliyor. Yalnız her test bir klinisyen için bazen çok şey, bazen hiçbir şey. O yüzden test değil, şu an benim anlattıklarımın aileler tarafından, evet benim çocuğumda da bunların benzerleri var, aynen bize anlatıyor diyebilenlerin dikkat eksikliği olabileceği şüphesini uyandırarak muhakkak bir yere başvurmalarını ben öneririm. Bu önemli bir olay. Tabii ki bizim bu testle birlikte çocuğun neyi olabildiği, hatta ben derim ki yani bu çok şey değil, gayet çok uzun bir zamanımızı verdik biz. Çocuğun her türlü işitsel dikkati, sözel dikkati, hangi tip soruları yapamadığı, kaçıncı dakikadan sonra ne olabildiği, dikkatinin dağılıp neyi yapamadığı, her şey net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yarım saat önce dikkat eksikliği bende yok der ki çocuklar inanarak gelmez çünkü bize zorla aileleriyle gelirler genelde. Ama yarım saat veya 45 dakika kadar sonra testten sonra biz diyoruz ki bir 45 dakika bekle, 45 dakika sonra var mıymış diye soruyor. Eğer varsa çocuk varmış diyor. Bu kadar inandırıcı. Evet. Biz hiçbir şey inandırıcı. Olanı biz ortaya çıkarıp peki, tedavisi kolay tedavisi mı? Tedavisi çok kolay. Dünyada her zaman şunu söylüyorum. Ne böyle ışınlarla ne farklı bir şeylere ne bilgisayar şeyleriyle tedavi olmaz. Eğer bir dikkat eksikliği bozukluğu varsa muhakkak ilaç tedavisi kullanılması gerekir. Aileler bundan çekiniyor. Kesin kesin bağımlılık yapmaz. Büyüme gelişmeyi bozmaz. Lütfen korkmasınlar. Bu gerçekten bir eksiklik. Halbuki çocukları bir Ferrari arabanın ayaklarını çekip ben hep böyle tarif ediyorum. Evet, ne güzel anlatıyorsunuz. Bir diğer taraftan bu Ferrari rahatlıkla iner. Hiçbir şey problemi olmaz. İnanın kullanmış oldukları bir aspirinden bile daha az zararlı. Sadece biz ön testlerini yapıp bundan emin oluyoruz. Beraberinde problem neyse o çıkıyor. İlla ilaç kullanmıyoruz. İlaç kullanmayan kısımlarla ilgili ise çeşitli yine psikologlarımızın gerek Memecom, gerek şu an kurduğumuz Menar Sabri Bey anlattı geçen hafta bunu ayrı bir yerde kurduk. Evet, matematik problemi, sevdirmek çok matematik güzel bir problemi konuydu. Olabilen çocukların örneğin 2-3 ay içerisinde kendine güvenleri gelişmiş şekilde babasının annesinin bile kafadan hesaplayamadığı şeyleri kendinin hesapladığını gördükleri zaman o çocukların matematikten 3'ü gördüğünde kaçınan çocukların tekrar söylüyorum mental yani zeka problemi yok ise çocukta. Tekrar bunu söylüyorum. Bunun dışında dikkat eksikliği var veya matematikten korkuyor, sayıyı gördü mü korkuyor. Bunların hepsini örneğin Menar'da mental aritmetikle yaptığımız sistem içerisinde onu da bir nevi çocuklara öğretip
onu da sürdürebiliyoruz. Bu da ilaçsız tedavi kısmında. Son olarak şunu soracağım. Çocukların başarısı artıyor mu? Biz bunları çok iyi bir şekilde görüyoruz. Örneğin yıllardır artmayan başarı artabiliyor. Anne o gün arıyor. 22 yaşında bir çocuk. İlla çocuklara değil. İnanamıyorum. 22 senede bu çocuk yani kalkıp neymiş ben hep hakkını yemişim diye arıyor. Örneğin diyor 15 yıldır diyor. Bu çocuk hiçbir şekilde dersin başına oturmuyor ama şimdi çocuk kaldıramıyorum diyor. Ben böyle bir çocuk da istemiyorum. Yani derken böyle oturup da ders diye gezen bir çocuk olmuyor. Gereken dönemde dersini çalışabiliyor, gerek dönemde hayatını rahat bir şekilde sürdürüyor. Ama aileler de bunda çok sevinçli. Çünkü ne oluyor? Çocuğuna bağırmıyor, daha iyi bir uyum oluyor. Evdeki sesler biraz oluyor. Gerçekten evet, çocuk için çok önemli bir dönem bu kendine dönem. Kendine güveni artıyor. Ben dikkat eksikliği olabilir. Ders başarılığı, başarısızlığı önemli değil. Burada kendine güveni olabilen, ben de yapabiliyormuşumu geliştirebilen bir kişiliğini, bir egosu olmaya başlıyor. Bence bu en önemli iş bu. Okur, evet. Okumaz, başka şey değil. Ama bugün bilgisayar bağımlılığını konuşursak, yarın bugün internet bağımlılığını konuşursak, bunlar burada genelde bağıran ve burada dersi yapamayan ve dolayısıyla orada bağırmayan bir ekranın karşısına geçip sanal dünyada arka dikkat bölümleri çalıştığı için rahatlıkla oynayan şeyleri takip edip yapabildiğini gördükçe sanal dünyada ben başarabiliyorum, sanal dünyada ben varım deyince gerçek dünyayı alamıyor anneler babalar. Ve halbuki temelde yatan esas altta başka bir problem vardı. 8 yıldır, 7 yıldır bilgisayara tanışana kadar bir şeyleri yapamıyordu. Buradan kaçtı, orası aldı. Bugün bilgisayar alır, yarın dışarıdaki torbacı alır, yarın bir gün başka bir şey alır. Allah korusun, biz bunların hepsini konuşuruz. Ama dediğim gibi temel illa eğitim değil. Yani temelde anne babanın uyumu çok önemli ama maalesef anne babanın uyumunu en çok bozan okul başlayınca dersler alıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili size 24 saat boyunca danışabiliyorlar değil mi? 24 saat. 24 saat. Evet, çünkü bizi izleyicilerimiz alıyorlar dikkat eksikliğiyle ilgili İbrahim Bey sürekli. Ben inanın yani elimden geldiğince şimdi gideceğim tekrar muayenemde tekrar çalışacağım akşama kadar. Elimden geldiği kadar herkese dönmeye çalışıyorum. Bunu biliyorlar evet. Ama bugün eğer arayamıyorsam affım olsun. Lütfen bir kez daha arasınlar. Gerçekten herkese akşam da olsa yardımcı dönüyorum. Olmaya çalışacağız. Evet sevgili izleyiciler, eğer çocuklarınızda dikkat eksikliği varsa üzülmenize gerek yok dedi. Psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen'le birlikteydik. Dikkat eksikliği çok kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor ve çocuklar daha çok okulu seviyorlar ve başarılı olabiliyorlar. En azından matematikle barışıyorlar dedi. Ve programımız devam edecek. Az sonra çok özel bir konuğumuzla birlikte olacağız.